Güney Azerbaycanlılar son günler benim aziz dostum Amerika Birleşmiş Ştatları'nın Washington Ştatı'nda yaşayan Ramin Cabbar'da bu teşebbüsü sürdü ve biz de destek verdik. Güney Azerbaycanlıların dünyanın müxtəlif nöqtələrindən kuzeyde təhsil üçün gələnlərin durumuna bir hakimiyet bir əncam qılsın. Bu qədər olmaz ki. Nə Elbet. qədər burada yaşaya bilməyib qaçanlar var. Türkiye Doğrudur. aşağı yukarı biraz Doğrudur. burslar təşkil etdi. Doğrudur. Mən istəyirdim bu məsələ haqqında, ümumiyyətlə bugünkü Güney Azərbaycanın bu məsələnin adı çəkiləndə deməli, müraciət edəcəyimiz ilk ünvanlardan biri, təbii ki nəsiblidir, siz olursunuz. Ona görə mən istəyirdim ki, güneylilərin problemləri haqqında da bir neçə kəlmə və eyni zamanda bu müraciət haqqında da fikrinizi eşidək. Müraciəti təqdir etmişsiniz mi siz? Elbette Rüfet Bey, aslında Güney Azerbaycan'ın problemleri bizim izleyicilerimize aşağı yukarı belli Doğru. bilirler onu. Kuzey Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan siyaseti problemidir. Onu araştırmak lazım. Çok önemli meselelerden birisidir. Bu son haftalarda Traktor Azerbaycan komandası temelli birincilik kazandı. Can hasret. Neçe parti lideri onu tebrik etti. Ya da devlet seviyesinde ona bir münasebet bildirilmedi. Ama bakın Türkiye'de parti sedirlerinin hamısı ona münasebet bildirildi. Ve gerek sizin Ramil Bey'in bana da gönderdiği o mektupla bağlı. Orada bence bir onlarla teşkilat var idi. Müracaat edildi Azerbaycan Aslında Respublikası'na. Bu 50'ye çoktanki yakın mesele. teşkilattı. Bu çoktanki mesele. Ve hellini tapmayan bir mesele. Ve yanlış bir yanaşma. Bir, Azerbaycan medeniyetinin harici ülkelerde tebliği hakkında bir kanun var. Çok güzel bir kanundu, onu da diyeyim. Çoktan verilmiş bir kanundu ama emel olunmuş. Azerbaycan Respublikası'nın temeli medeniyetinin haricde tebliğ olunması ve hariçteki Azerbaycanlıların bu Azerbaycan Respublikası'na getirilmesi, okutulması falan meseleler de var orada. Ama yerine getirilmiş. Neden yerine getirilmiş? Çünkü bu strateji düşünce yoktur. Vizyon yoktur. Bir vizyon olsaydı, biraz geleceğe yönelik bir bakışları olsaydı bu mesele bu kadar lengimezdi. Neydi o mektubun canı? O haraydı. Yani değil ki bizim o güneyden olan talebelerimiz o tahsil hakkını ödeyebilmiş. Zambiya'dan gelen talebeden de aynı maaş, aynı tahsil hakkını Ümumiyyətlə, almış. ölkədə Evet, miqrasiya ondan da almış. qanunvericiliyi, dünya Azərbaycanlılar haqqında dövlət siyasəti qanununda da heç bir fərq qoyulmur. Bu bizim gerçəkdən niskilimizdir. Vallahi anormal bir şeydi. Bunu ne beynəlxalq hüquqla əsaslandırmaq, ne başka şeyle. Ha, yadıma düşmüşken bir mesele ne diyeyim. Meşhur bugün bu medyanın kahramanına çevirmiş Ramiz Mehdiyev'in bir tezisi var. Onu ben o kitabımda da münasebet bildirmişim. Tenkide münasebet elbette. Diyor ki Azerbaycan Respublikası milli devlet değil. Yani bir milletin devleti değil. Neyin devleti de fertlerin devleti. Hayır, böyle şey olur mu? Yani bütün dünya milli devlet anlayışını ve gerçekliği hakkında danışır ve hareket edilir. Adam kalkıp diyor ki Azerbaycan Respublikası olduğu kimi değil ama tırnakta değilim. Tercih edilirsiniz. Ben de ilk defa gördüğümde onu. Milli devlet değil. Bu fertlerin devletiymiş. Nece yani? Azerbaycan Respublikası devleti, Türk devleti değil deseydi biraz anlayardım yani. Diyerdim ki bu Türk düşmandı. Yani evvelden elan edip diyeyim ki ben Türk düşmanıyım, benden başka şey gözlemeyin. Ama diyor ki bu milli devlet değil ve eserinde sayfa vermek de ben onu münasebet ve siyaset de bu cür yeridilip. Güney Azerbaycan meselesinde, Güney Azerbaycan talebelerinde de aynı siyaset uygulanıp hayata geçirilip. Biz bunu defelerle rahmetlik Cavad Heyet'in, rahmetli Bəxtiyar Vahabzadənin, Nureddin Rzayev'in, hamısına yani rahmet diliyorum. Onların da vasıtasıyla defelerle yettik. Ben gitmedim elbette ki o senetleri filanları hazırladım. O zaman uzun müddet Fatma Abdullahzade'ydi. Her defa da hı dedi ve bugüne kadar o mesele hallolmadı.